Şimdi bu fotoğrafı, bu asgari ücretin, emekli memur maaşının ve dar gelirlinin fotoğrafını bir okuyalım sizinle beraber. Siz de bu hafta bir eyleme katıldınız, gördüm. Ve orada zaten insanların kararlılığına da tanıklık ettiniz. Bir eylem takvimi mi geliyor karşımıza? Evet, özellikle emekliler ve kamu çalışanlarında çok ciddi bir eylemlilik takvimi geliyor. Çünkü bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemiği kırdı. Bıçak kemiği kırdığı için artık dayanacak güçleri de kalmadı. Karı koca çalışan bir öğretmenin yoksulluk sınırının altında, toplam maaşı yoksulluk sınırının altına geldi. Şimdi 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce en düşük SSK emekli aylığı 257 liraydı. 257 liraydı. Fakat asgari ücret 184 liraydı. 2015'e geldiğimizde emekli aylığı 1071 liraydı. Asgari ücret 1000 liraydı. Düşmeye başladı. 2020 ve 2021, 2022 ve 2023'e geldiğimizde tablo korkunç bir noktaya geldi. Bakın, 2019'da emekli aylığı 1000 lira, asgari ücret 2020 lira. 2020'de emekli aylığı yine 1000 lira, asgari ücret 2324 lira. 2021'de 1500 lira emekli aylığı, en düşük emekli aylığı 2825 lira asgari ücret. Bugün geldiğimizde 2023'e emekli aylığı 5500, asgari ücret 8506. Yani çok açık ve net, 2010 yılına kadar emekli aylığı asgari ücretin üzerindeydi. Ve bu süreç hızla değişti. Şimdi diyorlar ki ya biz alım gücünü etkilenmedi, paraları yüksek rakamlar verdik. Bir bakıyorsun 2021 yılında Ocak ayında 2825 lirayla 80 teneke 5 litrelik ayçiçek yağı alabiliyormuşsunuz. 2021 yılındaki asgari ücretle 80 teneke 5 litrelik ayçiçek yağı. Bugün bu rakam 2023 Ocak ayında 8500 lira alıyorsunuz. Fakat 42 teneke 5 litrelik ayçiçek. Yarıya düşmüş. Yarıya düşmüş. Şimdi bunun yanında çok açık ve net, ekmek. Ekmek insanın vazgeçilmezi, değil mi? Şimdi 2021 yılında asgari ücret 1883 ekmek alıyormuş. Aldığımız ekmek üzerinden hesap ediyoruz. 2023 yılında asgari ücretle 1417 ekmek alabiliyorsunuz. Şimdi biz parlamentoda bazen, ben sık sık çeyrek altından örnek veririm. Hemen AKP sıralarından ve MHP sıralarından bize laf atarlar. Çeyrek altınla niye hesaplıyorsun diye. Ben vazgeçtim artık. Çeyrek altınla hesaplamıyorum. Zaten çeyrek altın mı kaldı? Çeyreğin çeyreği geldi. Tabii. Onunla hesaplamıyorum. Çünkü mesela dedim ki 2013 yılında bir öğretmen 1920 lira maaş alırken 14 çeyrek altın alabiliyormuş. Bu tarih 2013. AKP iktidardayken. Bugün bir öğretmen 12.316 lira maaş alıyor. 6.4 çeyrek altın alabiliyor. Yani 8 çeyrek altınını öğretmenin cebinden, çeyiz sandığından alıp götürmüşüz. Şimdi bu hesaplamayı yapınca itiraz ediyorlar. Dolar üzerinden hesaplama yapınca yine itiraz ediyorlar. Ben de dedim ki bunlar nasıl olsa sofralarında pastırma sucuk yiyemiyorlar. Patates kızartması yiyorlardır. Ayçiçek yağı ile kızartılıyor. Onun için ayçiçek yağı üzerinden, hı hı, ve kuru somun üzerinden hesap yaptım. Şimdi bu durumu yaşayan 14 milyon emekli, bu durumu yaşayan 3 milyona yakın kamu çalışanlığı ayağa kalkmasında ne yapsın? Kamu çalışanları konfederasyonları, memur sen ve kamu sen hariç tüm konfederasyonlar, hem KESK'e bağlı sendikalar, hem eğitim iş ve ona bağlı özellikle kamu iş konfederasyona bağlı sendikalar, iki büyük konfederasyon başı çekiyor. Özellikle kamu işin diğer 6 konfederasyonla ulusta bir eylemine katıldım. Orada dediler ki biz 12 Ocak'ta iş bırakıyoruz. Siz bilirsiniz, hatırlarsınız. Bizim sendika genel başkanı olduğumuz dönemlerde biz sık sık iş bırakma eylemleri yapardık.
Kızılay'ı işgal ederdik. 150 bin kişiyle ben 17-18 Haziran'da 95 yılında anayasa değişikliğinde ve yoksullaşmaya karşı 2 gün oturma eylemi yapmıştık. Şimdi kamu çalışanları o günlere döndü. Nedeni şu, politikleştikleri için değil, yoksullaştıkları için bunu yapıyorlar. Emekli evine ekmek götüremeyecek duruma geldi. Torununun yüzüne bakamayacak duruma geldi. Dolayısıyla bu işi çok açık ve net biz bunlarda bu isyanı görüyoruz. Bu devlete isyan değil. Bu mevcut siyasal iktidara karşı bir isyan. Çünkü geçinemedikleri için Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş. Ben binlerce emekli tanıyorum. Diyorlar ki yeter artık, bir an önce gelin bizi bu zulümden kurtarın. Çünkü biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarındaki tablodan çok uzaklaştık. Ne kadar zam yaparlarsa yapsınlar, alım gücümüz düşüyor. Mesela size gelmeden önce ben dedim ki dana kargas etin kilosu kaç liraydı, bir bakayım dedim. Şimdi baktım kargas etin kilosuna, size gelmeden önce hesapladım, 90 liraymış 3 Ocak 2023'te kargas etin, daha önce 116 liraya çıkmış. 2 gün içinde bu etin kilosu 130 liraya çıkmış. Yani kargas dediğim, canlı hayvanı kesiyorsunuz, içine alıyorsunuz, 130 liradan kesime veriyorsunuz, kasaba geldiğinde bu kıymanın kilosu 205 liraya geliyor. Yani şimdi 2 günde 116 lira olan kargas etin kilosu 130 liraya gelmişse, 8506 liranın ya da %25 değil %30'un hiçbir kıymetinin olmadığını hepimiz yaşayarak görüyoruz, biliyoruz. Zaten ne kadar enflasyonu düşürdük derseniz, düştü derseniz deyin, çarşıya pazara çıkıldığında anlaşılıyor ne onun olduğu. Şimdi peki kaynaklar nerede diye soracağım size. Çünkü sınırlar zorlanmış, aranmış, kaynak bulunmuş, %5 de verilmiş falan diye bir illüzyon var karşımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri var memur emekli zammı verirken. Şimdi burada en çok programı açarken söyledim ben, kaynaklar ekrana alıyor arkadaşlarım da hemen. Mesela nerede? Cibuti'ye baraj yapmışız efendim. Bir fotoğraf var. Yeni Şafak gazetesinin haberinden aktaracağım ben bu haberi. Sınır ötesine, hani sınırları zorladık, %25 yaptık denmişti ya. Sınır ötesine harcanıyor çünkü. Orada zorlanıyor asıl mesele. 16 milyon euro Cibuti'ye baraj yapmak için harcanmış DSİ tarafından. Doğu Afrika ülkesi Cibuti, hemen haritaya bakıp neresiymiş bu Cibuti diyebilirsiniz. Cibuti'nin bu haberi Yeni Şafak şöyle yapıyor, işte sel oluyormuş da orada, tabii ki sel ve taşkınları önleme amaçlı Türkiye gidip oraya baraj yapmış. Yalnız şu ayrıntıyı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Diyor ki Devlet Su İşleri Proje Müdürü Eyüp Can Balıbey haberin içerisinde, Amerikalılarla Fransızların projeyi yapmadığını öğrenince Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi biz yaparız dedi ve 16 milyon euroyu oraya, 16 milyon euronun oraya gidişi böylece hikayesi başlamış efendim. Türkiye'nin kaynakları elbette ki her yere yapalım, insanlar ölmesin, yetişelim ama önce kendi vatandaşınıza yetişin. Önce gidelim lütfen. Ankara Kalecik'te Koyunlu Barajı'nı yapalım. Sarayın penceresinden baksa Kaleci'yi görür. Kalecik Koyunlu Barajı, Kaleci'nin köyleri sulu tarım yapamıyorlar. Çünkü baraj tamamlanmamış. Barajdan yararlanan Çankırı Ankara'ya baksın, başkente baksın. Ya oralara gitmesine gerek yok. Siz hiç havalanına gittiniz mi son günlerde? Metroya bindiniz mi havalanına giderken? Havaalanına giderken metro mu var? Türkiye dünyanın hangi başkentinde metrosuz havaalanı var? Sadece Türkiye'de. İstanbul'da vardı da ne oldu efendim? Havaalanını kırdılar, pistlerini. Ama buradaki havaalanına metro dahi yapmamış bir siyasal iktidardan bahsediyoruz. Ama Cibuti'ye bunları yapıyorlar. Paralar Beşli Çete'ye gitti. Çok açık ve net. Bunu defalarca Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Çok açık ve net. Bu ülkenin kaynaklarını, israfı durdurduğunuzda çok rahat emekliye de, çalışana da, yoksula da yetebilecek kaynaklarımız var. Problem şu, biliyorsunuz geçen 6 ay önce bir genelge yayınlandı. Dediler ki alımlar durdurulacak, israfa son verilecek. Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ikisi yabancı araç olmak üzere 8 tane araç kiralaması yapmış. Aylık 16 milyon lira gideri var. Şimdi
bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu. Hem diyorsunuz ki tasarruf yapacağız, israfa son vereceğiz. İsrafla, müflislikle yola giden bir iktidarın bu halka verebileceği kalmadı. Dünyanın hiçbir ülkesinin cumhurbaşkanında 13 özel uçağı yok. Yüzen sarayımız var, uçan sarayımız var, yazlık sarayımız var, kışlık sarayımız var, 1150 odalı sarayımız var. Bu saray saltanatı bizi bu hale getirdi. Kaynaklarımızın yaratılabilmesi. Siz hiç bugünlerde bankamatikten para çektiniz mi? Ben geçen gün, iki gün önce çektim. Gıcır gıcır paralar. Para basılıyor. Alabildiğince para basılıyor. Ve bunun denetimi yok. Darphaneyi denetleme şansınız yok. Ben milletvekiliyim. Darphanenin kapısına gitsem içeri almazlar. Çünkü genel başkanımız Et ve Balık Kurumu'nun önüne gitti, içeri almadılar. TÜİK'ün önüne gitti, içeri almadılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gitti, içeri almadılar. Adalet Bakanlığı'na gittik, içeri alınmadı. Yani düşünün, ana muhalefet partisi genel başkanı Türkiye'nin temel sorun alanları olan yerleri tespit ediyor, buralara ziyaret yapıyor, bilgi alıp kamuoyuyla paylaşmak istiyor, fakat kapı duvar gittiğimiz yerler. Şimdi biz darphaneye gitsek, darphanenin kapısından içeri de bir milletvekili olmamıza rağmen giremeyeceğiz. Dolayısıyla toplumun bunların tümünü gördüğünü biliyoruz, ama biraz daha net, anlaşılabilir şekilde pazara ve markete gitmeden de görebilecek hale getirmemiz gerekir. Bunun için canla başla çaba sarf ediyoruz. Sayın Kaya,